sözleşmenin üyemiz açısından hayati önem taşıdığını biliyorduk. Bunun için her şeyden önce üyemiz ne istiyor, ne bekliyor bunu tespit ettik. İki ayrı anket yaptık. O anketlerden elde ettiğimiz sonuçları bilimsel veriler ve hayatın gerçekleriyle harmanladık. Günlerce ara vermeden çalıştık. Sonunda ortaya çıkan çalışmayı üyemizin onayına sunduk. Üyelerimiz temsilcilerimiz aracılığı ile tek tek her maddeyi onaylayarak taslağı oluşturdu. Yani BES'e verilen taslak ve üyemizin namuslu gibi sahip çıktığı taslak kendi taslağıydı. O taslak yalnız işçinin kendi taslağı değil, tüm bedenin de taslağıydı. O taslak bizim de onurumuzdu. Türk Metal'e emanet edildi, biz de emanete sahip çıkıyoruz. Biz o emanete helal getirmeyiz. Bu yolda kimseye boyun eğmeyiz. Ancak bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen MES'le uzlaşamadık. Müzakerelerimizin 5. oturumunda uyuşmazlık saptı tuttuk ve masadan kalktık. Oysa biz Türk Metal olarak gerçekten de üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak vermiş, masaya da uzlaşmak için oturmuştuk. Ancak muhatabımız aynı yaklaşımı göstermedi. Biz yeni hakları konuşalım derken onlar kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Biz çağdaş çalışma koşulları derken onlar esnek çalışma, kıstalyem, denkleştirme gibi çağ dışı uygulamaları söylediler. Bunlar alın terimizin karşılığı deyince de onlar size enflasyon kadar zam yeter dediler. Sonra ne mi oldu? Türk Metal'in örgütlü olduğu fabrikalarda sesler yükselmeye başladı. O sesler hakkını arayan işçilerindi. Alın terinin karşılığını isteyen emekçilindi. Enflasyon dayatmasına hayır diyen Türk Metal'in sesiydi. Bundan bir kez daha ilan ediyoruz ki Türk Metal olarak üyemizin hayır dediği hiçbir şeyi asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Diyene kadar mücadele edeceğiz. Tamam diyene kadar direneceğiz. Direne, direne kazanacağız. İşverenin ezberinde enflasyon kadar zam, dilinde kriz sözcüğü var. Sürekli olarak kriz var, bunalım var, zor günlerden geçiyoruz diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki, beyler sabredin, bu günler sizin için geçici günlerdir. Kriz bir gün bitecek diyoruz. Zor günler sizin için geçici ama bizim için kalıcı ve sürekli diyoruz. İşçinin, emekçinin her günü zordur. Güçtür, güçlük içindedir. İşçi her daim krizdedir. Biz geçici fakat bizim krizimiz kalıcı diyoruz. Bakın iki yıl önce 100 yılın sözleşmesini imzalayınca hepimizin yüzü güldü. Fabrikalarda tek bir olay, tek bir sıkıntı, tek bir protesto olmadı. Şartlar döndü, bacalar tüttü. Bütün Türkiye'nin yüzü güldü. İşte onun için çaresiz değiliz diyoruz. Çalışma şartlarının bacaların tütmesi için çare iyi bir sözleşmedir diyoruz. Üyemizin taslağını hayata geçirmektir. Bunun için yola çıktık, bunun için yemin ettik. Zafere ulaşmadan dönmeyeceğiz. Zafer bizim olacak. Zafer sendikasına inanan emekçinin olacak. 100 yılın sözleşmesi yalnızca Türk Metal üyesi için değil, bütün işçi sınıfı için bir milat olmuştur. O sözleşmeyle standartları yukarı çektik. İşçiyi, emekçiyi layık olduğu koşullara getirmek istedik. Şimdi kimse bizden bu koşullardan ödün vermemizi beklemesin. Kazanılmış haklar bizim için vazgeçilmezdir. Bir tekinden bile vazgeçmeyeceğiz. Bizim hayatımızı cehenneme çevirecek uygulamalara
esnek çalışmaya, kıstaliyeme, denkleştirmeye, telafi çalışmasına, deneme süresinin uzatılmasına asla evet demeyeceğiz. Buradan MES yönetimine seslenmek istiyoruz. Üretim rekoru kırınca övdüğünüz, kalite ödülü alınca sırtını sıvazladığınız, kar rekoru kırınca gurur duyduğunuz, Türk metalcileri sıra zama gelince görmez oldunuz. Duyduğunuz o protesto sesleri işte bunun içindir. Görmezden gelenlere var olduklarını göstermek içindir. Duymazdan gelenlere seslerini duyurmak içindir. Umarız onlar görmüş, duymuş, haklarını teslim etmeye karar vermişlerdir diye düşünüyoruz. Ne mi olacak? Yoksa bilin ki biz kararlıyız. Kazanılmış haklarımızı da korumaya, 100 yılın sözleşmesiyle çıktığımız zirveden inmemeye kararlıyız. İnsan da yaşamaya yetecek kadar bir zam almaya kararlıyız. Bunun için sonuna kadar mücadele etmeye de gerekirse bedel ödemeye de kararlıyız.